Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Üçüncü videoyla kardan adamımıza devam ediyoruz. Başlamadan önce kafamızı, kollarımızı ve ayaklarımızı örmüştük. Şimdi ise ayaklarımızı birleştirerek gövdemize devam edeceğiz. Son ayağımızdan İlmek belirleyiciden 4 sıra geriye kaydırmıştık arkadaşlar. Yani şöyle yan tarafa getirmiştik. Şimdi diğer ayağımızda aynı şekilde yana gelecek şekilde birleşme yapacağız. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde ayağımın şöyle tuttuğumuz zaman aynı yere gelecek şekilde yamuk olmasın ayağımız diye aynı yere gelecek şekilde şuradan hemen ilmeğimizi birleştiriyorum. Ayağımızın etrafını tüm sıra dolanıyoruz. Ve son bir ilmeğim kaldı. Şimdi ise bu 6 tane zincirin bu tarafını örüyoruz arkadaşlar. Yine ayağımızı dolaşıyoruz. 6 tane zincirimizin diğer tarafını örüyoruz ve geri geliyoruz. Yani şu zincirin 6 tane örüyoruz. Ayağımızı dönüyoruz etrafına. Tekrar bu taraftan 6 tane zinciri örelim ve gelelim. Evet, tamamladım. Şöyle. Ve şimdi ilmek belirleyicimi bu son ilmeğime taşıyorum. Toplamda 36 tane ilmeğimiz oldu. İkinci sırada sayarak gidin arkadaşlar. 36 değilse tamamlayın. Fazlaysa kenardan köşeden azaltma yapabilirsiniz. Toplamda 36 tane ilmeğimizi bir sıra düz bir şekilde örelim ve gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sıraya geçiyoruz. 6 tane tek örüyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, 1 arttır. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar 6 tek bir arttırmanın sonunda bir tane benim fazla kaldı burada. Hemen onu da herhangi bir yerden bir taneyi azaltma yapacağım arkadaşlar. Yok edeceğim. Sizin de eğer öyle kaldıysa bir tane onu yok edebilirsiniz. 7 tek örmeye başlıyoruz. Bir tane hemen buradan bir fazlalığımı azaltarak eşitlemek istiyorum. 1 oldu. 2 3 4 5
6. 7 tek, 1 tane arttırma. 7 tek 7 tek 1 arttırmayı sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz ve tamamlayalım gelelim. Sıramı tamamladım. 5. sıradayız. 8 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine bir tane arttırma yapıyorum. 8 tek bir arttırma sıra sonuna kadar devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 50 tane ilmeğimiz olacak. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi 10 sıra herhangi bir işlem yapmadan 6'dan 15. sıraya kadar, yani toplamda 10 sıra 50 tane ilmeğimiz var. 50 ilmeğimizi 10 sıra düz bir şekilde örelim ve gelelim. Gövdemizi uzatalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi ise 16. sıraya geçiyoruz. 8 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane eksiltme yapıyorum. 8 tek bir eksiltme olarak sıramı tamamlayacağım. Sonra diğer sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Tamamlayalım ve gelelim. Şimdi ise bacak bölgelerini iyice içine kapanmaya başlamadan biraz dolduruyorum. Şu kısmı iyi dolduralım arkadaşlar. İki kısım da şuralar boş kalmasın. Hatta şöyle tığ arkasıyla da yardım alarak doldurabiliriz. Evet, şöyle ayakların o kısımlarını iyice doldurdum. Şimdi 17. sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve bir tane eksiltme. 7 tek bir eksiltme sıra sonuna kadar devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 40 tane ilmeğim olacak. Tamamlayalım, gelelim. 16. sıramı tamamladım. 17. sıra pardon, 17. sıramı tamamladım. 40 tane ilmeğim vardı. 18. sırada düz bir şekilde devam ediyorum. Bir sırayı herhangi bir işlem yapmadan bir sıra düz örüp geliyorum. Devam ediyorum. 19. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 tane tekimi ördüm. Bir tane eksiltme yapıp sıra sonuna kadar tekrar yaparak devam ediyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. 6 tek bir eksiltme. Biraz daha içine pamuk koydum.
Örecek kadar üstte boşluk bırakacağım. Evet, bakın şöyle. Üstünde biraz gözüküyor zaten. Şu kısma kadar doldurdum. Örmek için pay bıraktım. Şimdi devam ediyorum. 20. sıraya geçtik. 5 tane tek örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane yine eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek bir eksiltme olarak devam edeceğim ve toplamda 30 tane ilmeğimiz kalacak. Tamamlayalım, gelelim. Şimdi arkadaşlar, 30 tane ilmeğimiz var. 2 sıra 21 ile 22. sırayı 2 sıra düz bir şekilde 30 ilmeği örelim ve gelelim. 23. sıradayız. 7 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen şöyle bakıyorum arkadaşlar, kollarımızı devam edeceğiz. Evet. Üç tane ile kolumuzu birleşme yapacağız. Şöyle bir bakalım, en düzgün neresi? Bana göre şurası düzgün. Öne getiriyorum. 3 tane ile 3 ilmek buradan alarak, yani bir tane şimdi buradan aldım. Bir tane de buradan aldım. Hepsini birlikte geçirdim. 1. Tekrar ikinci ilmeğimi aldım. Bakın şöyle hemen biraz odaklama yapalım. Hemen yanındaki ilmek, hep birlikte kapatma işlemi yapıyorum. Tekrar üçüncü ilmeğimi alıyorum. Yan tarafındakini hemen kontrolümü yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle kapattığım zaman bakın, kol tam kenarda. Eğer sizin tam kenara gelmeyip önüne falan geliyorsa, bunun birkaç sıra oynayarak öne ya da arkaya alabilirsiniz. Benim bakın tam ortasında oldu kol. Şimdi tam buraya dek gelecek şekilde de bu tarafı öreceğim. 12 tane ilmekle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle 12 ilmeğimi de ördüm. Diğer kolumu alıyorum yine. Hemen bir kontrol yaparak şu kısma getiriyorum şöyle. Düzgün tarafını seçerek yine. Aynı şekilde buradaki ilmekten buraya. 1 tekrar şöyle, 2 tekrar, 3. ilmeğimi de alıyorum hemen. Yine kontrolümü yapıyorum. Bakın, karnımdan bu tarafa tuttuğum zaman iki kollarım da yan taraflarda şöyle
Yan taraflarda kalıyor. Eğer sizin dediğim gibi tam yana gelmiyorsa bir iki oynamalarla kaydırabilirsiniz. Hata yapıp da yer kayması olduysa bu şekilde. Şimdi burada kalan gerisini örüyorum. Sanıyorum 6 tane kalmıştı. Bir bakıyorum hemen. Sayalım. 1 2 3 4 Sanıyorum bir yerde yutmuş da olabilirim. Sizde 6 kaldıysa normaldir arkadaşlar. 6 diyebiliyordum. Ben de 5 çıktı. Hiç sıkıntı değil. Hemen kollardan bir yerden sonra bir arttırma yaparım eksik çıkarsa. Şimdi 24. sırada bir sıra düz bir şekilde örüyoruz ve 40 ilmeğimiz olması gerekiyor. Hepsiyle birlikte 40 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Eksik fazla varsa şu kollardan da arttırma yapabilirsiniz ya da eksiltme yapabilirsiniz. Oynayarak 40'a tamamlayalım. Bir sıra düz bir şekilde örelim etrafını. Kolların da etrafını örüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle mesela onu anlatayım. Yeni başlayan arkadaşlarım hep böyle takılıyorlar buralarda. Buradan başladınız bu şekilde. Buradan sonra bu kollardan devam ediyoruz ve tekrar böyle geliyoruz. Tekrar kollardan devam ederek bu şekilde buraya kadar 40 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Tamamlayalım, gelelim. Evet, tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi devam ediyorum. 25. sıradayız. 4 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4. Bir tane eksiltme. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Kollar artık dahil biliyorsunuz arkadaşlar. Kollarla birlikte devam ediyoruz. 4 tek bir azaltma olarak devam ediyoruz. Sıramızı tamamlayalım ve gelelim. 26. sıraya geçtik. 3 tane tek bir eksiltme olarak yine devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. 1 2 3 Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve gelelim. Bir miktar yine içini dolduralım arkadaşlar. Yine örecek kadar pay bırakalım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bacaklara doğru iyice ittirerek sıkı bir şekilde dolduruyorum ki kardan adamımız ayakta dikildiği zaman ayakları da yamulmasın diye ne kadar iyi doldurur ve şekil verirsek o kadar düzgün olur. Alabildiğince teptim içeriye arkadaşlar. İyice sıkıştırdım. Şöyle. Zaten biraz da göbekli olması gerekiyor. Kardan adam olduğu için hani çok zayıf bir şey olmaması gerekiyor bu bölgenin de. Kolları da çok doldurmuyoruz. Biliyorsunuz daha önceki ören arkadaşlarım hep beni biliyorlar. Çok doldurunca kollarımız havada kalıyor. Havada kalan kolları sevmiyorum. Eğer öyle havada kalıyorsa içini biraz boşaltabilirsiniz. Çok doldurmanıza gerek yok. Şu kısımlarda falan kalsa yeterli. Belki bir miktar boynu doldururken şu ön kısmına koyabiliriz. Şöyle. Bu şekilde bakın hala da koysam alacak yer var. Çok doldurdum. Ama örmem zorlaşır diye şu bölgeyi tamamladıktan sonra bu bölge önemli değil. Daha sonra da doldurma yapabiliriz. Önemli olan şu bacak kısım, şu kısımları çok iyi doldurmak. 27. sıradayız. Yani son sıradayız ama onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu sırayı bir bitirelim.
İki tek bir eksiltme olarak bu sıramızı tamamlayalım ve gelelim. İki tek bir eksiltme. Evet, şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. İçini biraz daha dolduracağım boyun kısmına kadar. Biliyorsunuz artık tamamladık. Kollarımız dediğim gibi yukarıda kalmayacak. Ona göre ayarlama yapın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sırası burada bitmeyen varsa, yan tarafta önde bitiren varsa, bu birkaç sıra daha örerek yan tarafa taşıyın arkadaşlar. Şu ön kısmında kalmasın. Dikerken yanlardan dikersek böyle daha güzel olur. Önden değil de. Evet, ipimi kopartıyorum. Ve dikmek için uzun bir pay bırakıyorum. Şimdi iğnemi taktım ipliğe arkadaşlar. Şöyle hemen göstereceğim. Şu ortada biliyorsunuz, bakın altta bir yerimiz var. Bu yerimiz tam buradaki boşluğun ortasına yerleştirecek şekilde şöyle bu şekilde başımız yamuk olmayacak. Düz bir şekilde buraya yerleştirerek etrafından başımızı buraya dikiyoruz. Hemen başlayalım. Şöyle. Evet, uzaktan yaptığım için arkadaşlar benim için biraz zor olacak. Birkaç tane göstereyim. Sonra dikip gelelim. Bakın tam böyle ayarlıyorum. Bu kısım nereye dek geliyor? Ona bakıyorum. Hemen diğerine de bir bakayım. Onda kaça denk gelmiş hemen. Şuradan size onu da göstereyim. Evet, 1, 2, 3. Burundan 3 boşluk aşağısına denk gelmiş. 1, 2, 3'üncünün kenarından yapmışım arkadaşlar. Bakalım buna. Şimdi şöyle 1, 2, aynen 3'üncünün. Bakın burun aşağısı 3'üncünün tam yanına denk geliyor. Hemen şöyle 1, 2, 3'üncü. Yani şimdi bu ipim buradaysa şuradan başlıyorum. Önemli olan bir şey de kafamızın yamuk olmaması. Kafamız böyle dik durması gerekiyor arkadaşlar. Şu vaziyette. Bu yüzden çok dikkatli ve yavaş bir şekilde bu kafayı buraya monte etmemiz gerekiyor. Yine tekrar buradan aldım. Hemen onun yan tarafındakine 1, 2, 3. sıraya gelecek şekilde demiştik. 3. sırasından şöyle bir tane daha aldım. Bu şekilde arkada bir parmak kadar, yani bir parmağımızın geleceği kadar boşluk bırakasıya kadar dikelim ve geleceğiz arkadaşlar. Çünkü oradan ilave yapacağız. Bu şekilde bakın. Kafayı ayarladıktan sonra birkaç sıra yaptıktan sonra gerisi zaten düzgün bir şekilde gidiyor. Eğer sıraları da tam giderseniz. Böyle tamamlayalım. Arkasında şu kadar, şöyle bakın arkadaşlar, şu kadar, yani bir parmak girecek kadar boşluk kalasıya kadar dikelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın boşluk kalacak kadar, şöyle parmağım gireceği kadar boşluk kalasıya kadar burayı diktim. Başımı bu şekilde düz durduğuna emin oldum. Şimdi şuradaki başımız bakın şöyle sallanıyor. Şu kısmı iyice boynumuzun dolduruyoruz ki boynumuz tamamen sabit kalsın diye. Ben bir tığdan yardım alacağım içeriye doğru, böyle alabildiğini kadar boşluğu kapatacağım boynumun. Evet, sağ sola ittirerek aşağı yukarı bu şekilde, bakın daha da alır sanki.
Şimdi birkaç sıra daha dikeceğim. Sonra o boşluğu tekrar kalan boşluğu tekrar dolduracağım. Evet, biraz daha diktim ve bu boşluğa biraz daha boynum dik kalacak şekilde doldurup burayı tamamen kapatıp ipimi kopartacağım arkadaşlar. Yapalım gelelim. Evet, koparttım, bağladım. Bir miktar kestim ve arkasından doğru içeriye yok ettim ipimi. Şöyle. Evet arkadaşlar, kardan adamımızın gövdesini tamamen bitirmiş olduk. Bundan sonraki bölümlerimizde artık şapkasını, kıyafetini, ondan sonra eldivenlerini ve ayakkabılarını olarak devam edeceğiz. Kimler örmeye devam ediyor? Nasıl gidiyor? Yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Instagram hesabımdan da resimlerinizi yollarsanız görmek isterim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.